Hacer anne, oğlunu çok genç yaşta bir trafik kazasında kaybetmişti. Mümkün olduğunca her perşembe akşamı öncelikle acısını hala yüreğinde hissettiği oğluna hem de diğer ölmüşlerinin hayrına elleriyle ya bir şeyler yapar ya da parayla satın alıp sevabını onlara bağışlayarak dağıtmayı adet edinmişti. Yine bir perşembe akşamıydı. Elleriyle gün içerisinde hazırlayıp sardığı dolmalardan alıp bir tabağa koyarak alt komşusu olan Gülbahar'ın kapısının zilini çaldı. Merhaba güzel kızım. Dolma yaptıydım. Bir tabak da sana getirdim. Yersin çocuklarla. Tabii bir Fatiha da okursan ölmüşlerin ayrına. Sevinirim, dedi. Gülbahar, Allah kabul etsin Hacer anne. Teşekkür ederim. Ne zamandır dolmada yemiyorduk. İyi oldu. Malum iş hayatımda olunca biliyorsun pek vaktim de olmuyor. Öyle uzun uzadıya dolma sarmaya. Ne güzel. İnceden ince sarmışsın. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kuzum. Ben yapınca yine getiririm sana, dedi. O arada tabaktaki dolmaları gören evdeki ufaklık tabaktan bir tane dolmayı kaptığı gibi ağzına aldı. Oo, ellerine sağlık Hacer anne. Çok güzelmiş. Mis, mis, dedi. Ufakla kızgın bakış atan annesi, hadi içeri gir bakayım sen. Yiyeceksin şimdi kafana terliği. Annesinin tehditini hiç aldırmadan yine aradan sızan afacan çocuk dolmalardan bir tane daha kapıp yarısını ağzına atarken yarısını da annesinin ağzına tıkıştırdı. Baksana anne, bu dolmalar çok güzel ama, dedikten sonra Hacer annenin yanına giderek kocaman ona sarıldıktan sonra yanaklarından öptü. Gülbahar Hacer anneye seslenerek, kusura bakma çocuk işte. İlla huzurluk yapacak. Ama haklı olduğu bir şey var. Gerçekten tadı nefis olmuş. Ellerine sağlık. Ölmüşlerinin ruhuna, en çok da oğlu Ali'nin ruhuna değsin inşallah. Teşekkürler kuzum. Biliyor musun? Bugün bütün gün yemekle uğraştım. Evdeki çocuklar, çocuk dediyse hepsi 20'yi devirmiş 30'lu yaşlarda. Yediler de dolmayı, biri de demedi ki ellerine sağlık annem diye. Evlat işte. Yine de canları sağ olsun. İnsan bir evladını genç yaşta toprağa verince daha bir hassaslaşıyor derken kendi de Gülbahar'da duygulanmıştı. Gülbahar'ın omzuna hafifçe dokunan Hacer anne, neyse kızım, seni de üzdüm. Kusura bakma, ben gideyim artık. Merak ederler belki neredeyim diye. İyi akşamlar kızım. Olur mu öyle? Ne kusuru? İmtihan dünyası. Ben de iki evlat büyütüyorum. Anlıyorum seni. İyi akşamlar, dedikten sonra içgörük bir şekilde evine girdi Gülbahar. Ah, ah anneler. E şimdi kıymet bilmez bir teşekkürü çok gören evlatları. Hani bir gün bir adam Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna gelerek, ey Allah'ın Resulü, iyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyade kim hak sahibidir diye sormuştu. Hazreti Peygamber annen diye cevap vermişti. Adam tekrar, sonra kim, dedi. Resulullah annen diye cevap verdi. Adam tekrar, sonra kim, dedi. Resulullah yine annen diye cevap verdi. Adam tekrar sordu.
Sonra ki Resulullah bu sefer de baba diye cevaplamıştı. Peki biz ne ara cennetin ayaklarının altında olduğunu bildiğimiz annelerimizi, büyüklerimizi kendimize paspas eder olduk? Hiç anne baba olmayacak, hiç yaşlanmayacak, hiç onları kaybetmeyecekmişiz gibi. Oysa ki biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik. Ankebut suresi 8'deki gibi Rabbimizin emriydi ana babaya iyi davranmak. Biz bu emri ne çabuk unuttuk.